Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 statü değişimi ortalama kaç ayda sonuçlanıyor? Olumsuz olması durumunda B1 vize süremizin de dolması sonucunda yasal statümüz bozuluyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla bu takipçimiz şu an Amerika'da ve kendisinin B1 vizesi var. Ve bu B1 vizesi süresi hala devam etmekte ve E2 yatırımcı vizesi için adım atmayı planlıyor. Önemli olan sizin burada B1 yasal durumunuzun devam ediyor olması ve yatırımcı vizesi başvurusu yapacak adımları da başlatmış olmanız ve başvuru yapmaya hazır olmanız. Ve bu başvuruya hazırsanız ve B1 süreniz hala var ise iki türlü hareket edebilirsiniz. Bir tanesi bu normal başvuru deniliyor göçmen dersinde yapılan ama bunun cevabını almak en az 2-3 ay ya da daha uzun sürebilir. Bir de bu başvuruyu hızlandırma durumunuz mümkün. Bu başvuruyu hızlandırırsanız da göçmenlik dairesi ise 2 hafta içinde cevap veriyor ve bu 2 hafta içinde ya onaylıyor ya da ek belge istiyor. Ek belge isterse de cevabını verdikten sonra gene ise 2 hafta içinde dönüş yapıyorlar. Dolayısıyla bu hızlandırma başvurusuyla siz B1 vize süreniz bitmeden, oturumunuz bitmeden E2 vize başvurunuzun sonucunu öğrenmeniz mümkün olacaktır diye öncelikle bu cevabı vereyim. Fakat farz edelim bu cevap alınmadığı süresince ve B1 vize süresini geçtiniz. Ve burada bekliyorsunuz şu an. Sadece yatırımcı vizesi statüsünde değişikliği başvurunuzu bekliyorsunuz. Ve B1'in size verilen süreci de dolmuş durumda. Öncelikle burada yasalsınız. Yasalınızı ihlal ettiğiniz bir durum söz konusu değil. Ve bunun sonucunu bekliyor olacaksınız. Farz edelim sizin dediğiniz gibi bir durum oluştu. Ve E2 başvurunuz red aldı. Eğer o reddi aldıysanız ve B1 vize statünüz geçtiyse yapacağınız ilk şey en kısa zamanda ülke dışına çıkış yapmak. Ülke dışına çıkış yaparsanız var olan B1 vizenizi de kaybetmemiş olursunuz. Ama ülke dışına çıkmıyorsanız o an ve bu red cevabına da katılmıyorsanız, itiraz etmek istiyorsanız bu sefer de onun itiraz cevabını verip o süreci beklemeye geçebilirsiniz. Yalnız cevabım şu size, reddi yediniz diye yasal durumunuzu kaybetmiş değilsiniz. En kısa sürede ülke dışına çıkmanız gerekiyor ve bu çıkışı yaptığınız sürece herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.